Merhaba, iyi günler. Uzun bir aradan sonra Kadri Gürsel yine stüdyomuzda, kendisiyle seçimlere doğru Türkiye'yi konuşacağız. Kadri hoş geldin. Hoş bulduk, şükür kavuşturana. Evet, çok şikayet var niye ara verdiniz diye, ama ben bildiğim kadarıyla seninle doğru düz o yayından bu yana görüşemedik de. Bir türlü şartlarımız müsait olmadı. Evet. Şimdi konuşacak çok şey birikti ama en öne çıkan husus tabii ki Sedat Peker'in yeni dönem iddiaları diyelim. Ve burada tabii yeni olan birçok husus var. Birincisi, iddialara muhalefet tam kadro sahip çıktı. Suç duyurusunda bulundu. Bir bu. İkincisi, suçladığı isimlerden Korkmaz Karaca hem AKP'deki hem de Cumhurbaşkanlığındaki görevinden istifa etti. Yine bir başka hedef gösterdiği, yolsuzlukla suçladığı Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı. Şimdi bunların hepsi yeni. Ne dersin? Bu bambaşka bir dönem. Bu tabii ki seçime doğru gidiyor olmamızın da etkisi olabilir ama bu niye böyle oldu? Geçen seferki çok daha büyük ilgi gören videoların ardından bir sonuç alınamamıştı. Burada hızlı bir şekilde. Geçen seferki videolar derken neyi kastediyorsun? Yani Sedat Peker'in kendi yaptığı videolar, yaptığı evet. Yani işte cinayet, uyuşturucu vesaire, doğru dürüst ne istifa eden ne suç duyurusunda bulunan parti vesaire, bir Halkın Kurtuluş Partisi var. O zaman ama tabii hedef çok büyüktü. Süleyman Soylu, Mehmet Ağar gibi hedefleri vardı. Gerçi hani küçük bir isim olarak görülebilir ama Veys Ateş de o dönemde eğer kelle olarak görüyorsan onu, o da işte kariyerini sonlandırmak zorunda kaldı falan. Burada tabii iktidar bu krizi de yönetemedi. İktidar bir süredir çok uzun bir süredir aslında kriz yönetemiyor. Zaten kriz yönetim karnesi en güçlü oldukları zamanlarda bile çok zayıftı iktidarın krizler karşısında. Bir süre geçer sonra toparlanırlardı. Yani önemli bir şok yaşadıkları zaman bir 3 gün 4 gün sessiz kalırlar. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan. 4 gündür bunun süresi. Ölçülmüş, yani ölçtüğün zaman görüyorsun. 4 gün kapanıyor. Seçim yenilgileri de böyle. Diğer 17-25 Aralık şokları vesaire hareketlerinde de öyle oldu. Burada gerçekten iktidar aslında ne yapacağını bilmez bir halde. Bu basit hadiseyi bile yönetemediler. Bunu izole bir vaka olarak, münferit bir vaka olarak gösterip hemen acilen üzerine gidip bunu bastırabilirlerdi. Yani bunun aslında bünyeyle alakası olmayan, işte bünyenin geliştirdiği bir çıban gibi görüp ona cerrahi bir müdahale yapıp işte kurtulabilirlerdi. Ama öyle ki algıda bunun aslında bünyenin neredeyse tamamının karakteristiğini yansıttığı gözler önüne serildi bir şekilde. Bunun aslında bir sistem olduğu neredeyse gözler önüne serildi. Ve gösterilen tepki özellikle boşanma dilekçesi, boşanma haberine yayın yasağı konulması başlı başına bir skandaldı ve çok kötü bir yönetim hadisesiydi. Orada büyük bir hatası söz konusu. Yani daha önce söyledim onu. Yani kaynağı belirsiz bir paranın hesabını soruyor yasal yoldan falan. Demek ki burada artık gerçekten iş kontrolden çıkmış durumda. Onu görüyoruz. Valla yani neticede çok sayıda danışmanı var Erdoğan'ın. Biraz da bu danışmanlar konusu da bir soru işaretine dönüştü. Bunların gerçek işlevlerinin ne olduğu falan hususu. Evet, yani hani Erdoğan'ın adam yedirmemesi artık tamamen mazide kalmış bir şey. Şunu bile yapabildi Recep Tayyip Erdoğan. Yani 17-25 Aralık'ta artık inkarı mümkün olmayan yolsuzlukların içine düşmüş olan bazı mesela Egemen Bağış'ı gitti. Büyükelçi yaptı şu an. Yani Prag'da Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor büyükelçi olarak. Yani orada da adam yedirmeme inadında kararlı, ısrar etti, kararlı kaldı. Burada artık ben yani genel bir çürüme hali görüyorum. Bir felç, paralize olma hali, çürüme hali. Artık beyin komuta etmiyor uzuvları. Beyin doğru karar veremiyor. Beyin ne olduğunu anlayamıyor. Gerçek durumların gerçek bunun devamını düşünecek olursak Sedat Peker başka şeylerin de olduğunu söylüyor. Bir de etkili olduğu görülünce de bir takım şeyler ona yağacak herhalde. Ya işte mesela Sedat Peker neden etkili oluyor? Bir de o işin o tarafı var. Yani Sedat Peker'in etkili olmasının bence en önemli nedeni bu sefer yargının ve emniyetin bu konuda hiçbir şey yapmaması. Yani Sedat Peker'in iddiaları konusunda yargı ve emniyet hiçbir şey yapmamakta, tabii saraydan gelen talimat eksikliğin, talimat gelmemesinin elini yapmıyorlar. Her şey artık yukarıdan aşağı yürüdüğü için Türkiye'de talimatsız iş kimse düzgün işini resen yapmıyor. Yani kanunla belirlenmiş, tarif edilmiş işler dahi talimatla yürüyor Türkiye'de. Çünkü büyük ölçüde kanun dışına çıkıldığı için herkes kanun dairesinde attığı adımdan da emin değil. O bakımdan şimdi Sedat Peker'in etkisi yargı ve emniyetin harekete geçmemesi nispetinde büyüyor. Artı Sedat Peker, 17-25 Aralık'la kıyaslayacağım. Sedat Peker şeye dönüştü. Yani o zaman anonim bir örgüt profili vardı. Şimdi Sedat Peker bir şahıs ve de kendisini de suçlayabilen bir şahıs. Yani geçmişte yaptıklarından dolayı da hani üzüntü duyduğunu ifade edebilen falan bir şahıs. Bir sempatiye de neden oluyor. O 17-25 Aralık'ı düzenleyenler hakkında hiçbir zaman böyle bir sempati oluşmamıştı. Hele Sedat Peker'e baktığın zaman işte cumhuriyetçi, ulusalcı kesimler nezdinde bayağı bir sempati topladı. Öyle görüyoruz. Geçmişte neler yaptığında Sedat Peker'in unutmayı veya hatırlamamayı, şu an için de mesele etmemeyi yeğliyorlar. Bir de tabii en önemli fark burada Sedat Peker'in konuşması. Konuşuyor Sedat Peker. 17-25 Aralık'ta tutuklanan, gözaltına alınan insanlar vardı. Ortalığa saçılan belgeler vardı. Ve işin merkezinde yargı ve polis vardı. Şimdi burada yargı ve polis yok. Dolayısıyla bu devam edecek gibi gözüküyor. Ki en son bu hani senin yani kelle kaybı olarak tarif ettiğin hadisede arızi bir vaka. Yani ben zannetmiyorum Sedat Peker'in bunu en ince detayına kadar planladığını vesaire. Zaten bir şeyle ortaya çıktı bu. Boşanma dilekçesiyle ortaya çıkmış olan bir vaka. Yani tam bir hatalar zinciri var ortada. Ve devam edecek gibi mi görünüyor? Vallahi evet, yani öyle gözüküyor. Sedat Peker'in işte susturulduğu, video çekmesine izin verilmediği için susturulduğu ya da kendine ait hesaptan tweet atmadığı için de susacağı, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini Ankara'nın, iktidarın diyelim, ben ona öyle diyelim çünkü kişisel bunlar, ilişkilerin düzeltmesi sonucunda Sedat Peker'in de Türkiye'ye iade edileceğini falan dahi savunanlar, iddia edenler oldu. Hiç bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şimdi burada bir diplomatik parantez açalım. Ben bir yayında söyledim. Birleşik Arap Emirlikleri hem bir taraftan Türkiye ile ilişkilerini yoluna koyuyor ama bir taraftan da Sedat Peker kartını Erdoğan'a karşı kullanmaktan bahsediyor. Ben bunu bildiğimden söylemiyorum. Sezgilerim ve yani tecrübelerim ışığında şunu söyleyebilirim. Yani Birleşik Arap Emirlikleri değil Sedat Peker'in oradaki tek başına güvencesi, hamisi o değil. Birleşik Arap Emirlikleri sadece vekil. Büyük oranda böyle bu. Yani Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı, bütün bunlar yani Türkiye'de yasa dışına çıkmayı, kanun dışı işler yapmayı alışkanlık haline getirmiş, bir cezasızlıkla korunan, derin devlet tabir ettiğimiz yapıların öteden beri kullanmayı çok sevdiği, tercih ettiği isimler. Daha önce işte bunun 1970'lerden gelen aşırı sağ unsurlar da vardı. İşte Susurluk olayında ortaya çıktı zaten bu. Böyle bir alışkanlığı var bu devletin. Yeni derin devlet kendisi Fethullahçı örgüt kendisini yeni derin devletin yerine koyarken bunları tasfiye etti. Yani 1999'da mı göze alınmıştı Alaattin Çakıcı? 2004'te Türkiye'ye getirildi, enterne edildi. Keza Sedat Peker'in de tutuklanması 2004'tür. O da 2014'e kadar 17-25 Aralık sonrasında tahliye edildi ve bir söz vererek çıktı. Yani hapishanede çıkarken dile getirdiği şey çok enteresan. Yeni dönemin gerçeklerini gördüğünü ifade etti ve ondan sonra da yani Türkiye'de kimse bugüne kadar görülmemiş bir işlev üstlendi Sedat Peker. Miting düzenleyen bir tescilli suç örgütü lideri 2018 seçimlerinden önce silahlanma çağrısı yaptı. Bunlar unutulmasın yani. Sedat Peker silahlanma çağrıları yapmıştır. İşte nefret ettiği aydınların kanıyla banyo yapmaktan falan söz eden bir adamdı. Bugün gelinen noktada bunlar unutulmuşa benziyor. Ve kamuoyunda bugün en büyük nefret objesi Recep Tayyip Erdoğan olduğu için Türkiye'de en güçlü siyasi akım. Bunu yine seninle yaptığımız yayında söylemiştim ilk bir yıl kadar önce. Anti-Erdoğanizm olduğu için Sedat Peker'de bir sempati. Peki burada o altı soru dönüştü. Şöyle bir yaklaşım var biliyorsun. Bunları söylüyor ediyor ama zaten muhalifler bunun peşinden gidiyor. Erdoğan bağlıları çok güzel. Bundan habersiz ya da haberli olsa bile umurlarında değil. Bu yayınımızın başlığına gelecek olursak Sedat Peker ne söylerse söylesin, ne sonuç alınırsa alınsın bunlar seçim sonuçlarına etkili olmaz diye bir yaklaşım var. Katılıyor musun? Katılmıyorum. Şu nedenle katılmıyorum. Fethullahçı örgüt seçim sonuçlarını etkilemek için bu tür operasyonlar yaptı. Eski ortağı ve o zamanki yeni düşmanı, yeni rakibine karşı böyle skandalların, yolsuzluk haberlerinin, büyük yolsuzluk operasyonlarının, gayri nizami, gayri meşru işlerin, iktidarın desteğini, halk desteğini düşüreceği ve ona seçim kaybettireceği gibi bir varsayımdan hareket ettiler. Ama o zaman Türkiye'de bugünkü gibi bir ekonomik kriz yoktu. 2013'ün sonunu kastediyorum. 2015'i hatta kastediyorum. 2015 seçimlerini kastediyorum. Böyle bir şey yoktu. Ama bugün çok ciddi, ucu açık bir kriz var. 2018'de net olarak başlayıp aslında Türkiye'deki ekonominin kötüleşmesi 2014'te başladı. 2015'te seçim sonuçlarına yansıdı bu. AKP parlamentoda çoğunluğu kaybetti. Büyük kayıptır o. Ama bir şekilde çevirmeyi bildi Erdoğan bu durumu. Şimdi çeviremiyor artık. Çünkü durum çok ağır. 2018'den beri Türkiye net olarak ölçülebilir bir krizin içinde ve bu krizden çıkacağına dair de herhangi bir somut emare yok. Ucu açık bir krizdeyiz. Nereye doğru, nereye gideceği de belli değil. O bakımdan şimdi bu denklemde, bu bağlamda Sedat Peker nasıl bir etkide bulunabilir? Şimdi eski şeylerde 17-25 Aralık 2015 daha sonra işte bu MİT tırları hadisesinde falan bir ana akım medya vardı. O zaman bu ana akım medya yolsuzluk haberlerinden bahsediyordu. Köşe yazarları yazıyordu. Televizyonlarda tartışılıyordu. Şimdi bir ana akım medya yok. Yani hem iktidarın destekçisi hem de muhalefetin destekçisi olan seyircinin birlikte seyrettiği, aynı anda seyrettiği bir kanal mevcut değil Türkiye'de artık. Varsa bile çok kısıtlı. Yani doğru yansımıyor hiçbir zaman seyircinin siyasi eğilimi kanallara. Evet, bu bir negatif faktör. Yani neticede bir alanı özellikle kendi destekçilerinin habere erişimi ne baskılayan, engelleyen bir iktidar medyası var. İktidar medyası haber vermiyor, dezenformasyon yapıyor ve en önemli işlevi haber karartmak. Yani Ünsal Ban'ın tutuklanması haberini veriş şekline bakarsan, bir parantez açayım burada, niye tutuklandığı belli değil, kim olduğu belli değil, karısının adı yok, hiçbir şey yok. Ünsal Ban diye biri tutuklanmış, karısı işte şikayet etmiş, özel hayatın gizliliğine ihlal eden falan şeyler yaptı diye onu tutuklamışlar, işte eski rektörmüş falan filan. Böyle bir haber yani senin önüne gelse yazanı da şutlarsın. Kaba tabiriyle yani öyle yani gazetecilik yapmasına izin verilemez böyle insanlara falan filan. Şimdi bugün denilebilir ki ya Sedat Peker işte tweetler atıyor, muhalefet bunun üzerine gidiyor, bunu yansıtıyor, seslendiriyor, tartışısı oluyor, bağımsız medyada üzerine gidiyor, bunu tartışıyor, haberleştiriyor. Ama bu iktidar, sadece iktidar medyasını izleyen seçmen ne ulaşamaz. Hayır, şöyle bir etkisi var bunun. Tarafsızlaşan ve kararsızlaşan seçmene doğrudan ulaşıyor bunlar. Yani tam cerrahi anlamda söylüyorum, yani nedir Sedat Peker'in etkisi? Çok önemli bir etkisi var Sedat Peker'in. Vardır diye söylüyorum, var olduğundan eminim. O da şu: AKP'den ayrışan, kararsızlaşan, giderek tarafsızlaşan, AKP'den uzaklaşma eğiliminde olduğu için de AKP'nin kendisine yasakladığı dış dünyada neler oluyor diye merak edip bağımsız medyayı izlemeye başlayan, işte Twitter'a falan bakmaya başlayan falan, biraz böyle o fanusun dışına çıkmaya çalışan çok tayin edici, çok önemli bir kitleye ulaşıyor Sedat Peker. Ulaşıyor. Ve onların evet yani tekrar belki geri dönmesine mani olacak bir psikolojik iklimin oluşmasında da rol sahibi. Yani şöyle bir amaç içinde zaten şu an Erdoğan ve AKP'nin, sarayın en önemli stratejisi kendisinden kopan, ayrışan kitleyi geri kazanmak. İşte tam bu kitle üzerinde Sedat Peker etkili olabiliyor. Etkilidir. Nitekim Bülent Arınç'ın şikayeti de o. Yani menfi bir algıya neden oluyor diyor Erdoğan hakkında diyor. Çünkü o açıklama yani, da tabii yani, klasik Erdoğan'ın çevresi kötü. Ama yani fark etmez. Bülent Arınç bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Bülent Arınç kendisini izafileştirmişti. İzafileştirerek AKP'nin içinde kalmasının ölçüsü budur. Bu açıklamayı yapmak zorunda. AKP bu değildir demek zorundaydı. Bunu dedi. Çünkü yani şey yapamaz. Onda da bir siyasetçi egosu var. Ama konumuz bu değil. Şimdi ama budur. Yani AKP'nin seçmenini doğrudan şu an gözü kara, reisçi seçmen, hala işte dünya kubbe başımıza çökse ben yine gidip Erdoğan'a veririm diyeni etkiliyor mu? Bence etkilemiyor. Ekonomik krizin etkileriyle kararsızlaşan seçmeni etkiliyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi bu AKP'deki kaybı konsolide eden bir etki yaratıyor. 17-25 Aralık'ta aradaki farkla bir başkası da muhalefetin kompozisyonu. 17-25'te biliyorsun CHP artı MHP'den oluşan bir muhalefet vardı. Şimdi MHP iktidarın yanında ama buna karşılık bir altılı masa var ve altılı masada AKP'den kopmuş iki parti de var. Saadet de var. İyi Parti var MHP'den kopmuş falan ve daha örgütlü gibi. Yani en azından ayda bir düzenli toplanıyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Birlikte hareket etme kararlılığı var. Her açıklamalarından bunu görüyoruz. Bunun da bayağı bir etkili olduğunu, hani eskiden gideyim de nereye gideyim diyenlerin önünde sanki seçenekler çoğaldı gibi, katılır mısın? Ya tabii elbette artık muhalefet güven veriyor. Yani hani bazı aleyhte görüşlere rağmen aleyhte görüşlere rağmen ben muhalefetin topluma, kamuoyuna güven vermekte olduğunu görüyorum, hissediyorum. Bu var. Bu olmasa zaten yani kamuoyu araştırmalarının ortak bileşkesi bu kadar iktidarın aleyhine çıkmazdı. Kararsızların oranı da bu kadar yüksek değil sanıldığı kadar aslında. Ama son günlerde senin de ima ettiğin gibi bazı farklı yerlerden Erdoğan acaba yeniden kazanıyor mu, kazanabilir mi, kazanacak gibi şeyler var. Sence Erdoğan'ın seçimi kaybetmeme şansı var mı? Bence yok. Bence Erdoğan seçimi kaybetmeye mahkum ve kaybedecek. Bunu şu açıdan yani çok güvenerek söylüyorum kendime. Türkiye'deki ekonomik krizi çevirme, çözme, şartları iyileştirme imkanı yok. Türkiye'yi maalesef hepimizi kötü bir kış bekliyor. O kıştan sonra seçimler var. Erdoğan hangi sahikle, hangi bilimsel veriye dayanarak Şubat'ta, Mart'ta işte biraz rahatlayacağız. Tarihi hep sürekli biliyorsun. Hep bir ara Ekim'di, sonra yani, bilmem neydi. Yani erteliyorlar. Delik açtığı Türkiye ekonomisi kovasının sürekli su kaybediyor ve işte sağdan soldan bir takım ilişkilerini kullanarak, kişisel ilişkilerini kullanarak bir şeyler buluyor, kovaya atıyor. İşte 2 hafta, 3 hafta önce Merkez Bankası'nın rezervinde bir artış vardı. Şimdi azalıyor. Çünkü işte doları 18-20'de tutmak için kullanıyorlar rezervleri. Yine bildikleri şeyi yapıyorlar. Erdoğan'ın Türkiye'nin krizini çözecek hali yok. Ama aynı zamanda Erdoğan ve sarayın artık eskisi gibi manipülasyon yapacak da hali yok. Çünkü eski cevvaliyet, eski canlılık, o yaşam enerjisi diyelim biz ona yok iktidarda. Kötülük planlasalar bile iyi planlayamıyorlar kötülükleri ve ondan sonra da aleyhlerine dönüyor. Gerçekten bir işte Gülşen vakasını gördük. Yani, değil mi? Nerede? Gülşen. Evet, yanlış mı söyledim? Yani o vakada gördük yani ve şimdi gittikçe de yargıda özellikle tarikat etkilerinin hissedildiğini görüyoruz. Tarikat gündemleriyle birlikte çalışan bir yargı var. Özellikle kültür ve eğlence hayatına yönelik bir tasallut organize ediyorlar. Son derece sorumsuz, son derece yanlış bir şey aslında yaptıkları. Böyle devam ederlerse gençlik içinde Z kuşağı diye tabir edilen işte yeni seçmen ilk kez oy kullanacakları içinde ki oy oranları daha da düşecek, iyice düşecek. Yani hala aynı düzende devam eden bir iktidar var. Peki, o yüzden de neden yani dinsellik temalı ve dinsellik eksenli bir kutuplaşma. Saçma sapan şeyler söyleyen imamların son günlerde çoğalmasının bir nedeni de bu. Ve yani korku üzerinden siyaset yapmak vesaire. Bütün bunların ve yaptıklarının ve yapacaklarının etkisinin olmayacağı kanaatindeyim. Peki bütün bunlara rağmen neden hala muhalefette olduğunu düşündüğümüz, kendilerini öyle tanımlayan bazı farklı insanlar ya işte kazanamayacak mı muhalefet vesaire burada ki olay ne bir hala kendine sen demin muhalefet güven veriyor diyordun. Evet. Ama birçok insana göre demek ki hala güven vermiyor ya da onların kişisel bir beklentileri mi var? Birçok nedeni olabilir. Yani bu birçok nedeni olabilir. Özellikle medya aktörlerinden söz ediyorsak bunun gerçek nedenlerini hiçbir zaman bilemeyiz. Yani bu mümkün değil ama kabaca şöyle sınıflandırabiliriz. Ortada gerçekten yani iyi yani olanca hüsnü niyetleriyle davranan insanlar vardır ki muhalefetin şimdiden girmekte olduğu zafer havasından endişe duyuyor olabilirler. Çünkü geçmişte işte 20 yıllık bir Erdoğan hegemonik bir hegemon parti var. Bu hegemon parti devlete egemen olmuş, medyayı kontrol ediyor. Paraları var, yargıyı kontrol ediyor. Ekonomik durum çok kötü olsa bile ve daha da kötü olacak olsa bile bu kadar gücü elinde tutan bir iktidarın seçimi kaybedecek olmasına çok da büyük bir ihtimal vermiyor olabilirler bu çevreler. Yani ne yapar ne eder. Ve uyarma ihtiyacını duyuyor olabilirler. Bir de şimdi iktidar kaybedecek ama kaybettiğinde de çok güçlü bir iktidar olarak kaybedecek. Hala çok güçlü bir iktidar olarak kaybedecek. Ve bu şey hep böyledir zaten. Yani Ve belki de işte bu güçlü iktidar karşısında kendilerini hani muhalefetin büyük resminde yer almaktan imtina etmek yahut o resim içinde daha göreceli bir konumda olmak. Çünkü gibi bir ihtiyaç da hissedebilirler. Çünkü diyorum yani neticede Türkiye'de artık iktidar eleştirisi yapmamak mümkün değil. Eleştiriden kaçınmak gibi kimsenin bir konfor alanı kalmadı. Sadece mesele bu eleştiriyi hangi üslupla nasıl yaptığınızla kalmış durumda. Çünkü gerçekten bu iktidarın savunulacak hiçbir şey yok. Yani şöyle olabilir. Eskiden hatırlarsın, daha çok eskiden değil, yani darbe girişimi öncesinde orta yolcu, işte tarafsız görünmeye çalışan, işte nesnel ölçüler içinde yorum yapma gibi bir kaydı ile hareket eden falan, taraflara mesafeli durmaya çalışan akademisyen, gazeteci vesaire, böyle işte sivil toplum aktörleri vardı. Bunlar için hayat kolaydı o zamanlar. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi kontrast çok derin, çok net. Artık aktör olarak kalmak istiyorsanız çok net, çok kesin bir iktidar eleştirisi yapmanız lazım. Ve eğer bu sizi muhalif olarak görünmenize neden olacaksa olsun. Bunu göze alamayanlar var. Bunu göze alamayanlar da işte Erdoğan hala çok güçlü, Erdoğan kazanabilir falan diyerek bir izafi bir konum kendilerine tasarlıyorlar. Bir ilişki ve bir irtibatı muhafaza etmek falan gibi de bir niyetleri var. Yoksa Erdoğan'ın ne yaparak kazanabileceğine dair hiçbir elle tutulur görüşe sahip oldukları kanaatinde değilim. Senin oturduğun yerde Levent vardı, Gültekin, onunla gazetecilik ve muhaliflik konusunu tartıştık. O ben muhalifim dedi. Ben de yani ben gazeteciyim. Yani benim bir şeyim olamaz. Bu çok ince bir tartışma. Doğru. Bir de şöyle bir husus var Kadri. Çantada keklik görünme duygusundan rahatsız olan insanlar var sanki. Yani tabii, muhalefet nasıl olsa yani bütün şeyini senin bahsettiğin o kararsız vesaireye yöneltmiş. Ötekilerin hepsini çantada keklik olarak görüyor. Biz ne yaparsak yapalım, yapmazsak yapmayalım. Onlar nasıl olsa bize oy verirler sanki diye biraz insanlar şımartılmak istiyor olabilir. Şöyle yani ben bu çantada keklik görülme yahut da bir gazeteci diyeyim, bir televizyon gazetecisi de kullandığı, yani yaptığı benzetmeyi burada tekrarlamak istemiyorum ama yani ben muhalefetin seçmenine böyle hakaretamiz, küçümseyici baktığını ve önüne ne konursa konsun efendim gidip o yönde oy kullanmaya zaten mecbur olduğunu düşünerek hareket ettiğini zannetmiyorum bir kere. Çünkü ortada gerçekten uzun yıllardır ilmik ilmik örülmüş, ince bir ve uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan bir ittifak var. Bu ittifak kendisini beğendirmek zorunda. Ciddi bir umut olarak temayüz etmek zorunda olan bir ittifak. Bunun böyle hani bu ittifakın seçmene dönüp işte biz bunu belirledik, siz de buna oy vereceksiniz, hadi yallah falan diyecek bir hali yok, mecali yok. Böyle bir şey yok. Bu sahte bir anlatı. Geçersiz bir anlatı. Gerçeklikle alakası yok bunun. Böyle bir şey yok. Tamamen bu tür anlatıları, ben ağır konuşacağım şimdi, bu tür anlatıları dillendiren gazetecilerin ben içten içe bir iktidara yaranma gayesi güttüklerini düşünüyorum. Ve zaten o konumda duran insanlar. Yani bu kaypak orta alanda duran, geçmişte bahsettiğim darbe girişiminden önce yani Türkiye'deki otoriterliğin artık inkar edilmez bir hal almasından önce işte iktidarla da iyi geçineyim, muhalefetle de iyi geçineyim, ama o da olsun, bu da en geniş kesime ulaşmak için işte çok yumuşak bir dil kullanayım falan filan, kelime seçimi şudur budur. Bir ona bir buna, hem nalına hem mığına. Ya böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Bugün muhalefet eleştirisi yapanların ama ağırlıklı olarak da muhalefet eleştirisi yapanların muhalefeti doğru yola sokmaktan ziyade iktidara yaranmak gibi, nedenini bilmiyorum ama iktidara yaranmak gibi bir amaçları olduğunu, bir güvence arayışı olabilir bu. Yani şöyle, bunlar aslında zeki insanlar, aptal değiller, uyanık insanlar. İktidarın bu günden seçime kadar çok daha sertleşebileceğini biliyorlar pekala. Biraz da işte hani biraz kendilerini, en azından bunları da söylemiş olmak, bunu kayda geçirmiş olmak gibi bir gayeyle hareket ettiklerini düşünüyorum. Peki adaylık meselesine girmesek olmaz. Şimdi seninle görüşmeyeli beri gündem aynı gibi ama ilginç bir şekilde olay Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş olayına döndü. İmamoğlu çok fazla telaffuz edilmiyor ve özellikle İyi Parti'nin içerisinden bazı kişiler ya Kılıçdaroğlu seçilemez, Mansur Yavaş olsa iyi olur gibi bir takım hamlelerde bulundular. Dolaylı, üstü kapalı falan. Ama hala Kemal Kılıçdaroğlu da son dönemde yaptığı her şeyde adaymış gibi konuşuyor. En son yaptığı hani gençlere çağrı, şuna çağrı, ben geleceğim ve bilmem ne yapacağım, hep benli konuşuyor. O her geçen gün adaylığını daha fazla vurguluyor, değil mi? Öte yandan ama birileri de hala onu vazgeçirtip Mansur Yavaş'ın aday olmasını sağlamaya çalışıyor. Doğru görüyor muyum? Yani elbette ki bu aday açıklama konusunu altılı masa tehir ettiği müddetçe bu konuda çok yani bu konudaki bütün manevralar, girişimler, kulisler, lobiler, hareketler sürecektir, artacaktır. Çünkü ortada bu sefer gerçekten kaybedecek olan bir iktidar var ve kazanacak olan bir muhalefet var. Yani böyle 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimine benzemiyor bu iş. Bu da yani Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı'nı seçeceğiz ve bu yeni Cumhurbaşkanı Türkiye'yi yeni bir rejime taşıyacak. Bir rejim değişikliği gündemiyle hareket edecek. Dolayısıyla evet, sert geçiyor yani ve Kılıçdaroğlu'nun kazanmasından, kazanamayacak durumda olmasından da işte mezhep kökeni falan nedeniyle 2010'dan beri 12 yıldır sürekli saldırı altında kalması ve muhafazakar seçmen için seçmen nezdinde adeta şeytanlaştırılmış falan olması nedeniyle Kılıçdaroğlu konusunda bazı göreceli haklı endişeler, kaygılar dile getiriyor olabilirler. Yani çok rahat ve çok açık farkla kazanmamız gerekiyor ama biz bunu Kılıçdaroğlu'ya sağlayamayız. Bunu hangi adayla sağlayabilirsek onunla sağlayalım. Yoksa iktidar, eğer az farkla kazanacak gibi olursak, iktidara hile yapma, yaygın seçim yolsuzluğu yapma ve seçimden sonra ve öncesinde bu farkı dengelemek için, gayrimeşru yollardan dengelemek için dolaplar çevirme imkanı sunmuş oluruz. En baştan ezici bir zafer rivat edelim ki iktidar böyle şeylere yeltenmesin, hiç yeltenmesin falan. Bu bir noktaya yere kadar haklı, meşru görülebilecek bir kaygı. Şimdi ama bir de işin rejim değişikliği konusu var. İşin Türkiye'nin demokratikleşmesi boyutu var. Burada devlet adamlığı gerekiyor. Devlet adamlığı da sadece yani devleti tanımakla falan alakası yok. Fikri altyapıya sahip olmak gerekiyor. Bu noktaya gelene kadar yaşananların doğru tahlilini yapıp bunları doğru bir zeminde değerlendirebilen, bunların farkında olan, seçmenini tanıyan, seçmenin ne istediğini bilen ve de Türkiye'nin ihtiyacının ne olduğunu bilen ve bildiğinde söyleyen birisi lazım. Ben bu açıdan da hep öteden beri söylüyorum, buna en yakın aday Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği yüzünden kazanamayacak olması iddiası ise havada boşta kalan bir iddia gerçekten. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği diye bir aslında konumuzun olmaması lazım. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği derken mesela işte biz iktidarın sünniliğini tartışmıyoruz. Çünkü işte Cuma'ya gidiyorlar. İşte yani onların dinsellik vurgusu her hal ve tavırlarında, davranışlarında dinsellik var. Kılıçdaroğlu'nda biz bunu göremiyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği iddiası, Alevi kökenli olması başka bir şeydir. Alevi olması başka bir şeydir. O farklı bir şey. Bunu bilemezsiniz. Bu bir defa Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu söyleyerek buradan siyaset üretme çabası aslında çok büyük bir haksızlık. Bu doğru bir şey değil. Ahlaken doğru değil, etik değil. Ayrıca dini açıdan da doğru değil. Siz bunu bilemezsiniz. Kılıçdaroğlu'nun Alevi olup olmadığını bilemezsiniz kardeşim. Yani ben Aleviyim diyenler buna itiraz edebilir belki. Ama ben burada somut kanıt arıyorum. Yani böyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun dini inanışı etrafında herhangi bir politika üretmek, buradan bir itiraz geliştirmek mümkün değildir. Bunun yapılması lazım. Bunun benim şu an dillendirdiğim şeyin daha çok dillendirilmesi lazım. Ayrıca ben zaman geçtikçe Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunu buna itiraf etmese de Kılıçdaroğlu'nun kökeni nedeniyle itiraz edenler tarafından giderek daha fazla içselleştirileceği kanaatindeyim. Buna da ikisi AKP kökenli, biri de Milli Görüş kökenli 3 partinin liderlerinin onayı ve desteğiyle mümkün olacak. İyi Parti'yi katabiliriz, o da İyi yani. Parti'yi de katarım. Ben Meral Akşener'de bir devlet insanı profili var, giderek güçlenen. Dolayısıyla ben yani Meral Akşener'in adaylığı konusu da yani o da dillendiriliyordur. Hatta Meral Akşener'i İyi Parti'yi kamuoyu araştırmalarına çok yüksek gösterip Meral Akşener'in 2018'deki bir adaylığını teşvik eden ve dolayısıyla bu şekilde altılı masada hani sonuçsuz kalmaya mahkum bir yerde tartışmalar yaratan, altılı masayı meşgul eden, arıza çıkartmak isteyen bazı araştırmacılar da var. Ve zaten bu tuhaf hani tartışmalı sonuçları ilan eden araştırmacılarla bunların aynı kişiler olduğunu görüyoruz. Son olarak bu da tabii çok müphem. Bunun da altını çizmesi lazım. Her seçimin bir tuhaf araştırmacısı var. Son olarak bir bambaşka diyeceğim ama yine siyasetin içerisinde. Zafer Partisi son günlerde hep var tabii de mesela mülteci gündemi bir ara çok çıktı. Hı. Ve Zafer Partisi de çok çıktı. Sanki şimdi ne zamandır pek konuşulmuyor ama bu bir daha konuşulmayacağı anlamına gelmiyor. Hala yok. Sığınmacı meselesi seçim sürecinde çok kullanışlı bir olay olabilir. Kullanışlı ama tabii, evet. Ne diyorsun? Bunun gerçekten bu parti kalıcı bir parti olabilir mi bu yaklaşım? Mümkün değil. Zafer Partisi bir parti değil. Adı parti. Kendisi bir kampanya örgütüdür. Zafer Partisi'nin temel işlevi şudur. Türkiye'de şu an iktidar seçmeninde iktidara karşı tepki doğuran, büyük öfke birikimine neden olan bir Suriyeliler meselesi var. Yani iktidarın seçmen tabanında bir Suriyeliler meselesi, öfkesi var. Antipatisi, öfke, büyük öfke. Aslında bu bir milli kriz. Doğru. Yani ve iktidarın seçmen tabanıyla Suriyeliler aynı varoşlarda, aynı semtlerde, aynı kenar mahallelerde falan yaşıyorlar. İstanbul'da. Başka yerlerde de öyle. İktidar bundan çok rahatsızlık duyuyor. Fakat iktidar muhalefet gibi biz bunları 1 yıl sonra göndereceğiz, 2 yıl sonra göndereceğiz, anlaşarak göndereceğiz, şunu bunu falan bu kadar açık bir siyaset izleyemiyor. Bu tür bir siyasal iletişim yapamıyor. Buna hem fıtratı müsait değil hem de bugüne kadar yapa geldikleri müsait değil. Mümkün değil. Bunu yapması mümkün değil. Batı'dan destek var. Batı'dan da destek var ama aynı zamanda yani Suriyelileri göndereceğiz dediğin zaman Suriyelileri nereye göndereceksin falan vesaire kolay değil yani bunu açıklamak. Bir de sırtlarında bir yumurta küfesi var yani. Suriyeliler krizi nedeniyle ortaya çıkan öfkenin muhalefetin hanesine yazmaması, muhalefetin yelkenini kabartmaması için adeta bir sahte mecra geliştirmek lazım. Yoksa altılı masaya gider bu. Yoksa CHP'ye gider, İyi Parti'ye gider. O zaman bir Zafer Partisi pekala bir paratoner gibi altılı masaya gitmeyen bir ama hani Zafer Partisi'ne giden bir iktidar oyunu alsın. O orada dursun. Yani hadise o. Ondan sonra da her şey olabilir. Hani hayal gücümüzü çalıştıralım. Bir miktar Suriyeli'yi almak üzere Suriye rejimiyle anlaşabilirler. Daha sonra dönüp diyebilirler ki işte biz anlaştık, bize oy verin. Seçimden sonra biz buna devam edeceğiz de diyebilirler. Ama muhalefete muhalefet eden, muhalefeti sarı muhalefet olmakla suçlayan, bu muhalefetin Suriyelileri asla gönderemeyecek olduğunu iddia eden bir paravan muhalif partiye, adı Zafer Partisi olan, ihtiyacı var bu iktidarın ve iktidar bence Zafer Partisi'nden çok memnun şu an. Çünkü bir kısım oyun muhalefete gitmesine, altılı masaya gitmesine engel oluyor. Kadri, son dedim ama şimdi aklıma geldi tam senin son günlerde farklı yerlerden Türkiye'deki batılı diplomatların seçimlerde Erdoğan'ın kazanma ihtimaline çok öne çıkarttıklarını duyuyorum. Senin kulağına geliyor mu böyle şeyler? Geliyor tabii. Yani tercih mi ediyorlar yoksa? Bakıyorlar. Bence okuyamıyorlar birincisi. Türkiye'yi okuyamıyorlar. O ayrı. Ama şöyle de bir hani varsayımla hareket ediyor olabilirler. Ya Erdoğan nasıl olsa tanıyorlar. Erdoğan'ı aslında çözümlemek çok kolay. Her ne kadar öngörülebilir olmasa dahi, yani güvenilir olmasa dahi ne yapabileceği hususunda seçenekleri son derece azalmış. Manevraların son derece kısıtlı bir lider. Türkiye'deki ekonomik krizin sorumlusu ve çözmesi mümkün değil. Zayıflamış bir Erdoğan. Aynı zamanda Türkiye'yi de Avrupa Birliği'nin çok uzağında tutmanın da doğal gerekçelerini sunuyor. Yani demokrasiden uzaklaşmış, insan haklarının çiğnendiği, Avrupa'nın sahip çıktığı bütün o beşeriyetin Batı medeniyetinin klasik değerleri işte demokrasi, insan hakları, kadın erkek eşitliği, bireysel hak ve özgürlükler, serbest piyasa, şu bu falan yani gibi şeylerden de tamamen Türkiye'yi uzaklaştırmış, bambaşka bir noktaya düşürmüş bir Erdoğan'ın Türkiye'nin başında kalmasını ve Türkiye'nin de bu şekilde güçsüz kalmasını, zayıf kalmasını pekala şu an için konjonktürel anlamda işlerine geldiğini düşünebilirler bunlar. Ben biraz burada konspiratif bakıyorum çünkü çok doğa tabiatlarına çok uygun böyle bakmaları. Bir de tabii kitaba uygun değil. Yani Türkiye yine ezber bozmak üzere olan bir ülke. Türkiye siyaset bilimine çok önemli katkılar yapmanın eşiğinde olan bir ülke. Türkiye rekabetçi ya da seçimli otoriter rejimden seçimle çıkılabileceğini, bunun için muhalefetin uygun ve doğru davrandığı takdirde bunun mümkün olabileceğini göstermenin arifesinde olan bir ülke. Onlar şöyle bakıyorlar, hani ağızlarının ucunda ya işte bu tür hani neredeyse bir diktatörlük demeye getiriyorlar. Bunlar kolay kolay böyle seçimde bırakmazlar. Yani bizim çok açtığımız bir tartışma onların kafalarında hala bir doğru olarak Türkiye'nin kaderi gibi görülüyor. Yani buna layık görüyorlar Türkiye'yi. Böyle bir duruma layık görüyorlar. Ve aynı zamanda da Erdoğan otoriter bir lider olduğu için, bir otokrat olduğu için bu seçimle falan gitmeyeceğini düşünüyorlar. Seçimle gitmemek için de her şeyi yapacağını varsayıyorlar. Halbuki her şey içinde ama şunu değerlendiremiyorlar. Yani Erdoğan her ne kadar çok güçlü görünse de ve işte yani bazılarına yetecek gücü olsa dahi her şeyi yapabilecek. Seçimle yani gitmemek üzere her şeyi yapabilecek güce sahip olan bir lider değil artık. Burada şöyle bir paradoksal bir durum yok mu? Muhalefetin içerisinde birçok kişi de Erdoğan her şeyi yapmak isteyebilir ama Batı buna izin vermez gibi bir yaklaşım. Öyle bir Batı yok. Yok diyor. Öyle bir Batı yok. Hiç. Yani tamamen Türkiye kendi kaderine terk etmiş. Tabii ki. Yani ilk defa Türkiye halkı, Türkiye'deki siyaset sınıfı Batı'dan falan da öyle destek almadan, Batı'nın oluruyla değil, hatta Batı'ya rağmen ve hatta bir ölçüde Batı'ya rağmen kendi kaderini çizmek ve ülkeyi Batı'ya rağmen, bir kez daha Batı'ya rağmen demokratikleşme yoluna sokmak üzere. Bu önemli. Çok önemli bir tartışma. Bunu bu gerçekten benim de gözlediğim bir şey. Batılı aktörlerin şu aralar genel olarak riyakar ve içiyüzlü hareket ettiklerini, davrandıklarını düşünüyorum. Evet, yani tam anlamıyla ya zaten Türkiye bunu yapamaz, zaten Türkiye bunu hak ediyor. Onları bir kez daha şaşırtacağız yani. Bakalım. Öyle görüyorum ben. Evet Kadri, çok sağ ol. Yine bayağı dolu oldu. Bu sefer arayı çok açmayacağız. Umarım. Tamam. Evet, Kadri Gürsel'e çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.